Efendim iyi akşamlar. CNN Türk ekranlarında Akıl Çemberi programımızda sizlerle birlikteyiz. Hemen değerli konuklarımızı takdim edelim. Sonra neleri konuşacağız sizlerle birlikte bakalım. İstanbul stüdyomuzda Dursun Çiçek 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili bizimle birlikte. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi sağ yayınlar. Çok teşekkürler. Hakan Bayrakçı kamuoyu araştırmacısı. Hoş geldiniz Hakan Hoş Bey. bulduk. İyi yayınlar. Dün Çok akşamdan teşekkürler. beri. Teşekkürler. Sağ olun. Mete Yarar güvenlik politikaları uzmanı konuğumuz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun ve dönelim Ankara'ya. Ankara stüdyomuzda da Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Selvi sizde. Hoş bulduk Başak Hanım. Şimdi efendim dış politikayı konuşacağız öncelikli olarak iç siyasete de yer vereceğiz e, ilerleyen saatlerinde programımızın e, fakat sıcak gelişme onunla başlayalım. Abdülhamit Han gemisi sondaj gemisi Türkiye'nin 7. nesil dünyada ondan 5 tane var sadece e, bu nitelikteki gemiden demiştik. Bir süredir de konuşuyoruz Abdülhamit Han'ı ve bugün gelen son bilgiye göre Abdülhamit Hangemisi uğurlandığı, görev için uğurlandığı noktada Yörükler Bir Kuyusunda sondaj faaliyetine başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız diyor Enerji Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Şimdi birazdan Twitter hesabından yaptığı açıklamanın detayına bakacağız Sayın Dönmez'in. Fakat bölgede ne olup bittiğini daha ayrıntılı konuşalım istiyoruz bu akşam. Acaba Türkiye'nin şu anda kurduğu politika, strateji bu bölge için ne ifade ediyor? Malumunuz Esatla görüşme daha üst düzeyde olabilir, direkt temas olabilir deniyor. Bunu değerlendireceğiz. Öte yandan İsrail. Şimdi Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak e, büyükelçi atayacak. Ne olduğunu da hatırlatırız. Neden büyükelçiler çekilmişti vesaire. Ama İsrail'le de bir adım görüyoruz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bir acaba güvenlik Alan ya da güvenlik kalkanı gibi bir hedef mi var Türkiye'nin önünde, özellikle Doğu Akdeniz hedefleriyle Türkiye'nin planlarıyla Mavi Vatan stratejisiyle bunları örtüştürerek değerlendirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Metin Bey sizinle başlayalım mı haritanız başında? Buyurun. Öncelikle İsrail boyutunu yorumlayalım Çavuşoğlu'nun açıklamaları itibarıyla da de konuyu değerlendirelim. Çavuşoğlu Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde Tel Aviv'e Büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı. İsrail yönetimi de Türkiye ile karşılıklı olarak Büyükelçi atama kararı ile ilgili açıklamada bulundu. İsrail Başbakanlık Ofisi diyor ki Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkiler normalleşti. Hep konuşuyoruz İsrail gazı son dönem malum e, Avrupa Enerji konusunda sıkışmakta, Rusya çok önemli bir noktada ama Ukrayna dolayısıyla ambargo altında. E, dolayısıyla şimdi İsrail'le normalleşme ne anlama gelir? Bölge açısından ne ifade eder? E, birazdan Mısır'ı da ayrıca sormak isterim ama buyurun buradan başlayalım Mete Bey. Yani e, ne kadar zaman geçtiğini hatırlıyor musunuz? Hatırlatayım mı? Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı sonrası İsrail Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağırmıştı. 2018'deki 18'deki protestolar sonrasında onlarca sivil Filistinli'nin güvenlik güçlerince vurulması sonrası İsrail'den Ankara'daki büyükelçisini çekmesini istemişti. Taraflar o tarihten bu yana maslahat güzel düzeyinde temsil ediliyordu. Aslında one minute kriziyle başlayan, evet. daha sonra inişleri çıkışları olan 2015-2016'da da e, bu süreçleri yine büyük e, krize doğru gidecek olan süreçte yaşadığımız bir dönem aslında. Yani İsrail ile ilişkileri dediğimiz süreç yalnızca bu döneme değil, özellikle Netanyahu döneminden başlayarak, onun e, başbakanlığı döneminden başlayarak yaşanan süreçlerinde bir sonucu bu. E, bölgedeki gelişmeler de bunu tetikledi ve bugüne kadar geldik. Ben şöyle söyleyeyim. Hani benim genel olarak baktığım tablo şu. Eğer ülkeler birbirleriyle savaş haricinde ilişkilerini kesmeye kalkarlarsa bizim Yunanistan'la selam vermememiz lazım. Yunanistan'a selam vermememiz lazım. Eğer biz ilişkilerde yaşadığımız problemlerden dolayı geçmişte yaşananlar dahil olmak üzere Amerika'yla hiçbir şekilde görüşmememiz lazım. Yani iki tane birisi yakın, birisi uzak örnek verdim. Doğru. İkisiyle de birisi gerçeklikten dolayı, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki gerçekliğinden dolayı, vazgeçilmezliğinden dolayı sürdürüyorsunuz. Diğerinde de yine NATO içerisinde, yine Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak bu ilişkileri en azından sürdürmeye çalışıyorsunuz. Yani büyük elçilerini kapatmıyorsunuz, konsolosluklarınızı kapatmıyorsunuz. Süreci böyle kabul ediyorsunuz. Aslında İsrail de bu sürecin bir parçası. Yani İsrail anlaşamadığımız onlarca konu olabilir. Anlaştığımız beraber ortak hareket ettiğimiz konular da var. Sürece böyle baktığınızda İsrail bu yaşadığımız sürecin büyük elçilerin uzun süre olmamasına ee, olmamasına Açıkçası ben çok doğru bulmadım. Pa başından beri de söylüyorum. Bunu Mısır için de söylemiştim. Bunu Suriye için de söylüyorum. Siz ülkelerle ilişkilerinizi sürdürürsünüz, ama bunu büyük ticari, ticari atılımlarla, bunu ekonomik atılımlarla, işte ne diyeyim o gücü yaptıkların doğrular adımlarla yapmak zorunda değilsiniz. Zaten sizin diplomasiyi kullanma tarzınız bir tanesi. Yaşadığı sorunlarla muhataplık olarak buna, bunlarla e, iletmek. ikincisi bundan mağdur olan insanların haklarını koruyabilecek bir diyalog sürecinde ortadan kaldırmamak. Yani ben şöyle söyleyeyim. Türkiye-İsrail ilişkileri iyi olduğu müddetçe Filistin'in haklarını mı daha iyi savunabilirsiniz? Yoksa Türkiye-İsrail e, ilişkileri kötü olduğunda Filistin'den hakkını mı daha rahat konuyabilirsiniz? Bu Mısır'daki... E, Yaşayan insanlar içine geçerli. Bu Suriye'deki yaşayan insanlar da için geçerli. Ben genel olarak böyle bakıyorum. Yani hiç değişmedi bu görüş. Evet. Savaş yani zaten olması gereken buydu diyorsunuz. Ya Savaş hali. gereken buydu. Diyalog, diyalog kanalı kapanmamalı ya bir de şunu ve unutmayın. bu Bakın, Temsilciler boyutu böyle değerli Şimdi İsrail küçük Diplomatik bir açıdan. Ülke olabilir. Hem nüfus olarak hem e, toprak e, parçası olarak çok küçük bir ülke olabilir. Ama dünyadaki Ağırlığı olarak, kütlesel ağırlığı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bile kök söktürecek evet. bir ülkeden bahsediyoruz. <laughs> Doğru. Son dönemde yaşadığımız birçok sorunda, lobisel anlamda, bizim sadece lobimiz yoktu ki şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugüne kadar bu lobiyi bir şekilde sürdürebilen bir grup vardı. O da kimdi? Yahudi lobisi. Yani en azından karşı çıkmıyorlardı. En azından Türkiye'ye karşı olacak durumlarda Türkiye'nin aleyhine çalışmıyorlar. Yok haklısınız bazen lehine bile kulis yaptıkları oluyordu. İşte hayır olmasa da önemli değil. En azından aleyhimize değillerdi. Lehimiz olmalarını beklemiyorum. Hiçbir ülkenin sizin lehinize olacak diye ekstra bir çaba sarf etmesini anlayışla anlamayabilirsiniz. Ya çok da normal geliyor bana. Ama bugün karşılaştığımız Sabo'da F-16'lar dahil olmak üzere diğerlerinde Ermeni lobisinden de Yunan lobisinden de 10 kat daha fazla ağırlığı olan İsrail lobisiyle beraber hiçbir şekilde faaliyette değildik. Ve bunun sonuçlarını biz ister savunma sanayinde, isterseniz bazı kritik konularda tercihleri yüzde elli kime kayacağı belli olmayan konularda çoğunlukla bizim aleyhimize gelişmelerle yaşadık. Ben o yüzden bu sürecin yalnızca Türkiye-İsrail yakınlaşmasına değil, aynı zamanda Türkiye-İsrail yakınlaşmasının Amerika ilişkilerinde toparlayıcı bir etkisi olacağını Peki, düşünüyorum. Peki, neden bu dönem? Neden şimdi? Valla bunun bunun iki tane nedeni var. Bunun birincisi, ekonomik şartlar zorluyor. Hangi ekonomik şartlar zorluyor? İsrail, birazdan boru hattına geldiğim için çok fazla girmeyeceğim. İsrail'in iki tane önemli doğal gaz çıkarttığı alandan, bulduğu alandan e ee, bu doğalgazı kendi kullanarak yakması mümkün değil. Bunu yapacağı şey ihtiyacı olan coğrafya aktarmak. Aktarmak. Bu coğrafyada en fazla doğalgaz kullanan ülkeler kimler? Türkiye ve Avrupa. Evet. Bunu en ekonomik ve en kısa e, vadede ortaya çıkartabilmesi için de bir boru hattına ihtiyaç var. Birincisi enerji bağımlılığı ve çeşitlendirmesi. Bu Türkiye için geçerli, İsrail için de geçerli. LNG ile pahalı bir sistemle Avrupa'ya aktarmak uzun vadede çok da başarılı olacak bir süreç değil. Şimdi boru e, hattı haritamızda geldi. Yani planlanan nedir e, burada olabilecek e, diyelim e, taşınma hali bu gazın e, Türkiye açısından ne demek? E, zaten Avrupa'ya krize doğru ilerliyor malumunuz bu kışla ilgili birçok soru işareti var Rusya ile ilişkiler dolayısıyla e, Avrupa'nın en büyük arz ülkesi yani Rusya enerji bakımından hı hı. değerlendirdiğinizde e, haritaya da bakarak e, buyurun yorumumuzu sürdürelim. Şöyle e, bu hattın yapılabilirlik e, yapılabilirlik yapılabilirliğiyle diğer hattın yani yine bu hattan başlayan hemen Güney Kıbrıs'ın altından geçen bizim eee ekonomik bölgemizin içinde kalarak devam eden ve Avrupa'ya gidecek olan eee İsmet hattı <laughs> hattı. Ee, iki tane hat vardı. Üçüncü bir yol daha var. O da Mısır'da kurulacak, kurulan LNG tesisleriyle bir boru hattıyla bölgeye aktarmak, buradan LNG ile Avrupa'ya göndermek. Üç tane tercih vardı. Bunların içindeki en maliyetli hat, İsmet hattı dediğimiz hat. Bu hattın maliyeti işte kimi çevrelere göre 6 milyarla 15 milyar e, dolar arasında Ortalama 10 milyar euroluk bir bedel olarak ölçülmüştü. O da ilk tespitlere göre. Ama bu hattın bir sıkıntısı vardı. Bu hatta Türkiye'nin izin almadan bu boru hattını geçirmeleri mümkün değildi. Çünkü bizim e, hattımızın içinden geçmeleri gerekiyordu. Öndeki en büyük engel buydu. İkinci büyük engel de şu oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri bu hattın destekleme kararından vazgeçti. vazgeçti. Bu otomatikman şeyi çökertti. Yani sistemi çökertti. Kala kala iki tane hat kaldı. LNG ve bu. Bunun maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyar dolarlık <laughs> bir hattan bahsediyoruz. Evet şimdi e, görüyoruz burada da Leviathan'dan e, çıkacak. işte İki tane. Evet. Yalnızca değil. Tamar ve Tamar'dan çıkacak. Bölgeye bağlanacak. E, şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını burada hatırlatalım müsaadenizle. Erdoğan Nisan ayında gaz işbirliğinin ikili ilişkiler için birlikte atılabilecek yani İsrail ile birlikte atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etmişti. Ve gazetecilere yıllardır devam eden boru hattı fikrini canlandırmak için İsrail'e üst düzey bakanlar göndermeye hazır olduğunu da belirtmişti. Ee, yıllar öncesine dayanan bir fikir bu. Bunu 2016. da hatırlatalım. Evet. Ee, İsrail'in deniz aşırı en büyük doğalgaz sahası Leviathan'dan Türkiye'ye deniz altından boru hattı döşemesi olarak özetlenebilir. Türkiye'ye ulaşacak gazın ardından Rusya'dan uzaklaşmak isteyen komşu Güney Avrupa ülkelerine gönderilmesi planlanıyor, deniyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, bu tip hatlarda en önemli özelliklerden bir tanesi geçecek e, miktar, doğalgaz miktarı. Evet ile ne kadar gönderebilirler, ne kadar para kazanabilirler, ee, hatta, bu hatta Bora ne hatta. kadarlık bölgeye gaz gönderebilirler. Maliyeti 1,5 milyar dolar mı demek? Mi? 1,5 milyar dolar ama tabii ki son nihai çalışmalarla belirlenecektir. Ama o dönemde BOTAŞ'la İsrail çok fazlasıyla bu coğrafyayı çalışıyorlar. Aslında 2015'te ilişkiler daha sonraki dönemde gerilmeseydi iki tane sıkıntıdan dolayı vazgeçiliyor projeden. Bir tanesi Türkiye İsrail arasındaki e, diplomatik ilişkilerin kesilmesi. Evet. İkincisi e, hattan bölgeye verilecek olan takas yöntemiyle mi yoksa başka yöntemlerle mi e, bir türlü uzlaşılamaması. Bir konudan bahsediliyor. Çok araştıramadım. E, teyit etmediğim için söylemeyeceğim. Bir konu hattı bağlamakla ilgili problem yaratıyor. Bir de burada şöyle bir problem. Nasıl? İsrail'in Avrupa ile ilgili e, ve Yunanistanla ilişkilerinden dolayı bu hat aslında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Münasır ökerimi hattından geçiyor. Evet. Bu hattan geçerse aslında fiili olarak İsrail tanımış olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımış olacak. Çünkü bu hattan geçebilmesi için izin alması gerekecek. Yani o bölgeden geçebilmesi için izin talep etmesi gerekecek. İzin talep i̇zin edip, talep edip bir otorite olarak tanıyacak. Tanım evet. Buradaki en büyük problem ucuz olmasına rağmen bu hattan geçtiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıdığında Avrupa Birliği ile Yunanistan'la İsrail'in ilişkilerinin olacağı konusunda bir problem var. Bunu nasıl çözeceklerini bilmiyorum. Yani hala hat ekonomik ama siyasal anlamda bir düğümü de içinde barındırıyor. Hala barındırmaya devam ediyor onu söyleyelim. Hakan Bey biraz sıcak oldu farkındayım. Klimayı çalıştırıyoruz. Yok. Yok size dokunuyor <laughs> hayır. Buyurun. Ee, benim konuyla ilgili söyleyeceğim bu. Bunun çözümü var yani. Lübnan'a yaklaştırırsınız Güney Kıbrıs'ı. Yok Kıbrıs yani şu andaki hat böyle geçiyor. Yani, ama, ama yani bunu nasıl yaparlar? Suriye hattına girmek isterler mi? Çünkü o zaman da <laughs> Suriye hattına giriyorsun. Suriye tabii Kuzey Kıbrıs kurtarıyor Suriye'yi de Lübnan'ı e, kurtarmıyor. Yani Aha. Güney Kıbrıs'ta dolayısıyla çok ince bir çizgi var orada evet. Yani bu hattın bu hatta ilgili çalışmalar yapılacaksa e, çok kısa sürede hayata geçirme süreci var. Onu söyleyeyim size çok kısa sürede geçirebilme şansı var. Ve Avrupa Birliği'nin Rusya doğal gazından kaynaklanan sıkıntıyı hadi bu kış atlattı. Ne yapacak? Hayır bir de ekonomiyle ilgili, ilgili şeyle tabii. ilgili sıkıntı var. Tesislerde bu sene sanayinin çalış çalışmayacağı ile ilgili hala problem aşılmış gibi gözükmüyor. Bu seneye de sürerse, seneye başka türlü problemler çıkarsa bu proje yalnızca bölgeye gönderecek olan, Türkiye'ye gönderecek olan Doğalgaz hattı değil, aynı zamanda Avrupa için alternatif bir doğalgaz hattı içinde hayat öneme taşıyor. Peki buradaki... burada ne yapabileceklerini Türkiye'nin bence çok iyi değerlendirebilirse Avrupa'nın gazla ilgili ilgili bu kadar çok sıkıntısı varken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili süreci kendi lehine istisnai durumlar yaratarak kullanabilir diye değerlendirebilir. E, şimdi buradaki rezerv de önemli. Öyle değil mi? Yani ne kadar bir gaz e, arzı sağlanabilecek Vallahi Bu benim, boru hattıyla kadar. yani bu ne kadarın ihtiyacın ne kadarı için? Boru hattının büyüklüğüyle çare ilgili olacak. taşıma kapasitesi ilgili ama e, benim bildiğim kadarıyla 10 milyarla 16 milyar metreküplük bir doğal gazdan bahsediliyordu geçmişteki e, çalışmalarda iyi hatırlıyorum. 10-16 milyar metreküplük ki e, yani Rusya'nın e, bu oluşturduğu sıkışıklığı rahatlatacak bir miktardan mı söz ediyoruz? Ben şöyle İş söyleyeyim. Süreliğine. Bu sene e, işte belli bir belli bir miktar e, metreküp hesabı yapılmış. Şu anda 2500 dolar Avrupa'da doğalgazın fiyatı 4500 dolara çıkacak. Şimdi bu hiç kimse için karşılanacak bir maliyet değil. Evinizde doğalgaz yakıyorsanız bunu nasıl karşılayacaksınız? Konuştur, tabii, evet. e, bu gazı bulamamanın mali Paranız olsa bile bulamamaktan dolayı çalıştıramayacağınızın te e tesislerin maliyetini hesapladığınızda inanılmaz bir durumla karşı karşıya. Enerji ile ilgili şöyle bir e kullanılan bir tabir vardır. Çok da aslında çok da doğru bir tabirdir. En pahalı enerji bulamadığınız enerjidir. Doğru. Yani parasını verip al al alamadığınız enerji sizin için en pahalı enerjidir. Avrupa'nın şu andaki durumu parasını verip de alamayacağı bir doğalgaz e kriziyle karşı karşıya. Özellikle Rusya'dan temin edilen bölgeler için İspanya bir şekilde kendisine geçmişten beri Cezayir ve diğer yerlerden bağlı değil çok daha rahat ama Rusya ile bağımlı olan yerler o kadar bu sene ki oralar çok daha soğuk çok daha soğuk bir kışı geçiriyorlar oranın durumunun ne olacağı açıkçası çok da belirli değil bu kadar sıkışmışlık Rusya ile ilgili başka bir açılım getirir mi acaba kış döneminde yani. Bu maliyeti yüklenmek istemeyen yani Avrupa ülkeleri açısından ee, Rusya'ya bakış değişebilir mi yaklaşım? Be, o tamamen şeye bağlı. Karşılayıp karşılaymayacaklarla ilgili duruma bağlı. Çok ilginçtir son e, bir aydan beri Avrupa Birliği'nin ilgili bazı ülkeleri e, bunun esnetilmesiyle ilgili doğalgazın e, esnetilmesiyle ilgili e, birçok e, manevra Amre. yapıyor. Hatta bir tane örneğini vereyim ben size. Yukarıdan bir hat var biliyorsunuz. Kuzey akım hattı evet, var. Evet. Kuzey hattı akımın büyük bir bunu türbüne veren yani boru hattına veren büyük türbinler var. O türbinler Kanada'dan alınmış. Bakım içinde Kanada'ya gitti hatırlarsanız. Kanada bu ambargo nedeniyle bunların onarımına izin vermedi. Yani geldi ama onarmadılar. Almanya Kanada'yla devreye girip e, o türbinin onarılıp geri gönderilmesini sağladı. Şimdi türbinin için türbin için bu kadar e, baskı kurup, eğer sistemi çalıştırmayacaklarsa niyet niye, niye Bu kadar e, araya girip türbinin onarımı için gönderdiler. Evet. O zaman doğru bir soru. Bir yerde şöyle bir yere noktaya doğru gidecek. Avrupa Birliği hayati konularda esneyecek. Esneyecek. Başka bir Şansı yok çünkü bu bir hayati mesele oluyor. Yani kış öyle geçirilemeyeceğine göre... Eşecekler, evet. öyle söyleyeyim.